Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu. Son dakika. 2006 yılında Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı Danıştay saldırısının faili avukat Alparslan Arslan'ın cezaevinde ölü bulunduğu öğrenildi. Arslan'ın tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'ndeki koğuşunda intihar ettiği öne sürülüyor. 17 Mayıs 2006'da Danıştay 2. Dairesi'ne silahlı saldırı düzenleyen avukat Alparslan Arslan'ın cezaevinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Maltepe Cezaevinde yatan Arslan'ın intihar ettiği iddia edildi. En güncel haberleri izlemek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Alparslan Arslan'ın cezaevinde intihar ettiği iddiaları üzerine baba İdris Arslan yaptığı açıklamada "Oğlum intihar etmedi, öldürüldü." dedi. İktidara yakın Süper Haber'den Mevlüt Yüksel'in haberine göre Arslan açıklamasının devamında bu gece saat 23 sıralarında Silivri'de yaşayan kızım cezaevinden aranmış ve oğlunun intihar ettiği söylenmiş. Ben bunun üzerine Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gittim. Burada oğlumun cenazesinin adli tıp kurumuna götüreceklerini öğrendim. Ben oğlumun intihar ettiğine inanmıyorum. Bana göre oğlum öldürüldü. Parçalarını birleştirdiğimde ben bunun gerçek olduğuna inanıyorum. Bundan önce birçok kez, her yere başvurarak oğlumun suçsuz olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama sesimi kimseye duyuramadım. Biz Alparslan Arslan'ın tahliyesini beklerken ölümünü öğrendik. Cenazeyi nereye defnedeceğimize henüz karar vermedik, ifadelerini kullandı. Alparslan Arslan'ın cezaevinde ölümüne ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi. Arslan, dönemin danıştay ikinci. Dairesi Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç, Mustafa Yücel Özbilgin, Ayfer Özdemir ve Kamuran Erboğa'dan oluşan 5 kişilik heyetin toplantısı sırasında müzakere salonuna girerek ateş açmıştı. Üye Mustafa Yücel Özbilgin'in ölümü, diğer üyelerin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Alparslan Arslan Danıştay binası içinde yakalanmıştı. Arslan polise ve savcılıkta verdiği ifadesinde saldırıyı başörtüsü kararı nedeniyle tek başına düzenlediğini söylemişti. Saldırıya ilişkin dava FETÖ tarafından kumpas olarak hazırlanan Ergenekon örgütü tarafından azmettirildiği iddiaları üzerine daha sonra Ergenekon davasıyla birleştirilmiş ve Arslan'ın İstanbul'daki davada tekrar yargılanmaya başlanmıştı. Arslan 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon kumpas davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 25 Kasım 2020'de ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi Alparslan Arslan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasını onadı. 17 Mayıs 2006 yılında gerçekleşen Danıştay saldırısının faili olan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Alparslan Arslan'ın tutuklu bulunduğu Maltepe cezaevinde intihar ettiği öne sürüldü. 1977 yılında Bingöl'ün Kiye ilçesinde doğan Alparslan Arslan, 1993 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmişti. 1998 yılında mezun olan Arslan, 2001 yılında İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başlamıştı. 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay 2. Dairesi'ne düzenlediği silahlı saldırı sonrası 4 Danıştay üyesi yaralanmış ve hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmişti. Saldırının Ergenekon tarafından azmettirildiği iddiaları üzerine daha sonra Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirilmiş ve Arslan İstanbul'daki davada tekrar yargılanmaya başlanmıştı. Arslan, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 16. Ceza dairesi 25 Kasım 2020'de Arslan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasını onamıştı.